Binali Yıldırım çaldılar dedi, esas onlar çaldılar. Çalan bugünkü Cumhurbaşkanı. Ama kaç defa suçluyorlar. Demediklerini bırakmadılar bize, bizlere, ona oy vermeyenlere, benim gibi insanlara. Zillet dediler, illet dediler, terörist dediler. Oysa ki biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Özbeöz Müslümanım, elhamdülillah onlardan daha da Müslümanım. Yani AK Parti kazanacak. Haksızlık yapıldı, oylar çalındı. Ondan böyle oldu. AK Parti bugüne kadar bütün değişimleri çok güzel yaptı. Ben hayatımda görmediğim şeyleri yaptı. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir? AK Parti güzel çalışıyor, belediyelikte bir numara. Biz görüyoruz, taksici olduğumuzdan 24 saat İstanbul'da gezdiğimiz için her şeyi görüyoruz, yaptıklarını. Yani yenilenmesi için verilen sebeplerin altı boştu bence. Ya umarım İstanbul için en iyisi neyse o olur. Ekrem İmamoğlu'nun verdiği vaatler gençlere daha çok yönelik. Yani benim kişisel görüşüm öyle. Gençlere daha yönelik olduğunu düşünüyorum açıkçası. Daha önce yapılan seçimler gayet kazanan belliydi. Haksız bir şekilde kazanan insanı elinden mazbatasını aldılar. Binali Başkan'ın yapmış olduğu önemli projeler var. Bunları hep hayata geçirdi, birlikte yaşadık, gördük. Bir dönem daha devam ettirip vazife yapmasını arzu ediyorum. AKP'nin zamanında ben huzuru gördüm. Huzuru gördüm. Ne bileyim, insanların rahat, iş olsun, aş olsun, yani insanlar ceplerinde bir şeyler daha gördüğünü görüyorum ben yani. Türkiye tercihini kesin bir tercih verecektir. Sağduyu biraz daha galip gelecektir bundan sonra diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin dinamikleri çok ağırdır. Ve hiçbir zaman sol tarafa prim verecek bir dinamik olmamıştır. Terör örgütleri bu belirli kesime destek olduğunu beyan ediyor. Binali Yıldırım kazansaydı acaba tekrardan seçim yapılır mıydı? Hayır. Diye düşünüyorum. Ben 17 yaşındaki kardeşim bile hayır dediğine göre siz düşünün. Vallahi hangi değişimi istiyoruz biliyor musun? 2020 lirayla bizi geçinmeye mahkum eden devletin 2020 lirayla gerçekten geçinmemizi sağlayacağı bir memleket istiyoruz ya.